sadece demirin azlığından değil, aynı zamanda beton kalitesinin de çok kötü olduğunu söyledi arkadaşlar. Özellikle bizim yıllarca maliye blokları diye ifade ettiğimiz belediye bloklarının üçüncü halkası diyelim. Tabii hem iki kat üzerinde 1970'li yılın ortalarında yapılmış, daha sonra 90'lı yıllara göre işte üzerine bir iki kat daha atılmış binalardı bunlar. Ama ciddi anlamda deforme olmuşlardı. Hem korozyondan hem beton yapısının o günkü şartlarında, o günkü standartlara göre yapılmış olması bu anlamda önemli. Belki de gelecekteki faciaların önlenmesi anlamına geliyor. Sizin de belirttiğiniz gibi hem bu 24 dönümlük alandaki kentsel dönüşüm şehre yeni bir silüet, diğer binaların cephesinden fiziksel yapılarına kadar belki de yenilenmelerine kadar birçok hareketlenmeyi tetiklendirecek bir süreç. Benim dahi doğumum dönemlerinde, doğduğum yıllarda başlayan çocukluğumuzdan beri bildiğimiz binaların yıkımına tanık olmak, tarihe şahitlik etmek adına da Rize için de önemli bir proje bu. İnşallah kısa bir zamanda, zaten etrafta da gördüğünüz gibi mevcut bore kazıklar olsun, deniz suyuyla mevcut binanın buluşmaması için yapılan teknik çalışmalar olsun, hepsi 2-3 aydır, 3-4 aydır hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu binanın yıkımıyla beraber bunu niye bu saatte bıraktık? Çünkü bizi rahatsız etmiyordu diğer çalışmalarımızı. Bugün itibariyle 1-2 günde içerisinde burası da yıkıldıktan sonra hemen harfiyat çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Dikkat ederseniz yine etrafınıza göre yaklaşık 2 metre, bazı yerlerde 3 metreye kadar düşen kodlar var. Bu kodlar hemen hemen 6-7 metreye kadar düşecek. Bu harfiye çıktıktan sonra da ilk etapta temel atmayla beraber hızlı bir şekilde inşallah başlayacak. Harfiyatı şu anda hemen karşımızda bulunan, biliyorsunuz, Millet Bahçesi projemiz var. Millet Bahçesi alanı içerisinde yaklaşık 140 dönüm, yani 130-140 dönümlük bir alan daha doldurulmuş olacak orada. Ama buradaki çıkacak harfiyat orada belki bizim toplam 130-140 dönümün belki %30'unu, %40'ını karşılayacaktır. Bir taraftan şehir içerisindeki harfiyatlar ve buranın harfiyatlarıyla beraber oranın dolgusuna yarayacak. Bu da bizim için iyi bir şans oldu diyelim. Çünkü burada nitelikli bir harfiyat var. Gerek dışarıdan aldığımız sert kaya zeminleri, gerekse buradaki malzemeyi oraya doldurmamız, oranın zemininin de geçmiş yıllardaki dolgulara göre daha sıhhatli olması anlamına geliyor. Bizim 500 gün diye ihale sürecimiz, bunun da Mart ayı, yani yıkımlarla beraber başladığını düşünürsek inşallah 2022'nin sonlarına doğru bitecek diye tahmin ediyoruz. Fakat dükkan katları, yani ilk bizim bodrum, iki kat bodrum ve dükkan katları daha hızlı bir şekilde yapılacağı için belki de oradaki arkadaşlarla konuşacağız. Gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra belki de dükkanlar daha erkenden de mal sahiplerine, hak sahiplerine verilmeye başlanır. O süreç öyle devam eder. Buradaki toplam maliyet ihale ile beraber ve satın almalarla beraber tabii ki yaklaşık 550-600 milyonu buluyor. Bunun büyük bir kısmı TOKİ tarafından zaten finanse ediliyor. Belki %40-50'ye yakın bir kısmı da vatandaşların dönüşümle beraber, kazandıkları metrekarelerle beraber, satılacak olan ofislerle beraber geri dönmüş olacak. Rize için büyük bir yatırım. İnşallah başladığı gibi bitimi de çok kısa zamanda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde etap etap biter. Ve Rize bundan sonra buradan alacağı sinerjiyle diğer ikinci, üçüncü etaplara da daha iyi bir şekilde önüne baktık.